İstanbul İki Yapı Denetim Limited şirketi yaşamayı düşündüğünüz mekanları güvenli kılmak için İstanbul'da faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Firma yapı denetimde bilgi, deneyim ve kaliteyi prensip edinerek önemli projelere imza atmıştır. İstanbul İki Yapı Denetim Limited şirketi firma sahibi İnşaat Mühendisi Selçuk Berkol'dan yapı denetim sektörüne dair bilgiler aldık. Şimdi tabii dünya gelişiyor. İletişimde olduğu gibi inşaat sektöründe de çok büyük değişiklikler oldu. Bunu bir şeye bağlamak zor. Esasında insanlar ekonomi, insanların kar etme arzusu, bir takım zamanı iyi kullanmak ve daha iyi işler yapabilmek için, daha çok kar edebilmek için sistemler değişiyor. Yani şimdi hazır beton çıktı. Avrupa'da bundan 100 sene evvel başladı veya 50 sene. Bize daha sonra geç geldi. Hazır beton çıktı. Hazır beton çıkınca kalıpların sistemi değişti. Tahta kalıp yerine artık doka kalıplar, hazır kalıplar kullanılıyor. Böyle olunca hazır betonla bugün bir inşaatta günlük 1000 metreye kadar beton dökebiliniyor. Ama biz eskiden 30 metreden fazla günlük beton dökemiyorduk. Yani insan gücüyle, o da böyle çok çalışkan ve sırf beton işi yapan taşeron firmalar tarafından oluyordu. Selçuk Berkol konuşmasında yapı denetim süreçlerinin başlamasından itibaren beton ve demirlerin daha kaliteli olduğunu ifade etti. Bu yapı denetim başladığından itibaren de betonlar biraz daha kaliteli oldu. Şöyle denetim olunca tabii her betondan numune alıyoruz. Daha doğrusu numune almaya başladığından beri beton firmaları da kendilerini hemen toparladılar ve o numunelerin eksik çıkmamasına, yani numunenin iyi, betonun iyi çıkmasına katkıları oldu. Ona daha çok dikkat ettiler. Çünkü bir kamyon betonu geri gönderdiğimiz zaman 7-8 metrelik beton 700-800 liraydı o zaman. Bu tabii zarar ediyor onlar. Onun için de özel sektör kendisini hemen bu konularda şey yapıyor. Demir de öyleydi. Demir de mesela ilk yapı denetim başladığı zaman 2000'de İstanbul'da bir takım demirler sert çıkıyordu. O da şu, hattaniden çıkan demiri piyasaya sürebilmek için üstüne su atıp hattanilerden sevk ediyorlardı. Tabii burada bir suçlama yok ama yani işin karlılığın bilmem nesin hesabını yaptığınız zaman çabuk beton, demiri de çabuk satmanın bir karlılığı olduğu için herhalde. Öyle olunca o demirler sert gibi. Sonra yapı denetim başladığı zaman şantiye demir gelmeden evvel biz ondan numuneler alıyoruz. Ve laboratuvara hemen gönderiyoruz veya laboratuvar gelip alıyor. O ikinci gün o beton demirin kaliteli olup olmadığını kontrol etmiş oluyoruz. Eğer kalitesizse bildiriyoruz. O da demircisine bildiriyor. Satın aldığı yere gelip alıyor demiri, taşıyor, naklediyor falan. Yani bu tabii bir kalite getiriyor. Malzemede kalite gelince geriye işçilik kalıyor. Selçuk Berkol ayrıca müteahhit firmalarının kısa zamanda büyük projeler yaptığını belirtti. Özel sektör olarak müteahhitlik firmaları bizde çok kuvvetli. Bundan seneler evvel Arabistan'da tüneller yaptılar. Büyük firmalarımız hala var. Daha da büyük firmalar doğuyor. Şimdi artık kalıp ve demir işleri çok süratli olduğu için bina işleri de çok süratli. Çok kısa zamanda çok büyük projeler yapılabiliyor. Selçuk Berkol konuşmasında sektörde bilinçsiz çalışan müteahhitlerin olduğunu söyleyerek görüşlerini dile getirdi. Her mesleğin çok ehliyetli kişiler tarafından olması çok gelişmelere sebep olur, ilerlemeye sebep olur, kâra sebep olur ve ticaretin şeyi budur. Ama bizdeki binalar, küçük binalar falan oluyor da böyle diplomasız insanlarla müteahhitlik yapması biraz tabii kabul edilir bir şey değil. Yani bizim de kusurlarımız var. Nasıl kusurlarımız var? Bu yasalarla onu önleyememişiz. Yasalarla önleyemeyince maalesef bu bildiğimiz, gördüğümüz hadiseler çok acı şekilde meydana geliyor, üzüntü veriyor. Selçuk Berkol, Van depreminde yaşanan hasarların üzücü sonuçlar doğurduğunu belirterek bundan sonra yapı denetimlerin daha iyi olması gerektiğini ifade etti. Bu yapı denetimle yapılan binalar
ve yapı denetiminin kontrol ettiği beton ve demirlerle yapılanlar şüphesiz çok iyi olmuştur. Ama işte gördük yani Van depreminde maalesef böyle bir denetim olmadığı için de böyle bir üzücü hadiseler oluştu. Ümit ediyorum bundan sonra daha iyi olacaktır. Bakanlık da bu konuda çok özverili çalışmaktadır. Yeni standartlar koyacaktır. Yeni yapı denetim kanununda değişiklik yapacaktır. Yönetmeliğinde değişiklik yapacaktır. Daha iyi olacaktır. Mutlaka daha iyiye doğru gidecektir. Selçuk Berkol son olarak sektörde yaşanan sıkıntılara değinerek çözüm önerilerinde bulundu. Bir tanesi sigorta şeyi vardı. Bu ilk başlangıcında bir sigorta ayağı kurulması lazımdı. Yani yapı denetimin yaptığı hataların tüketici sigorta vasıtasıyla karşılaması lazımdı. Bu önemli bir ayaktı. Çünkü sigorta olmadığı takdirde yapı denetim o firmanın o hasarları karşılayacak pozisyonda olması mümkün değil. İkincisi bu yapı denetimlerde çok mesuliyetli bir iş. Ufak bir hatada 3 gün içinde belediye haber vermediği zaman şimdi 6 gün oldu. O takdirde zabıt tutmadığınız zaman firmanız kapatılıyor. Ağır bir yük bu. Yapı denetiminde mesuliyetiniz çok ama yetkiniz de çok fazla değil. Yani belediyeye bildirmekten başka bir yetkimiz yok. Bir de inşaatı durdurmak için yine belediyeye yazıyoruz.